Ama şimdi hani ben deyince biraz böyle soğukmuş gibi geliyor bana. Ama işte o ilk çocuk çocukta falan daha böyle farklı bir olmuş gibi oluyor. Ben hani o şefkat kim var arada farkında. Bu da benliklerde de arada var mı şefkat kim bahsediyor. Ben çok alamıyorum da. Yani hani orada tam olarak nasıl bir bakış açısını bakmışlar. Ne demek ilk çocukla barışmak? Ne bileyim işte ilk çocuğunuzla barışın, bir şeyler, işte değersizliğiniz falan çalışmak için. Açtın mı? Şimdi tabii modern psikolojide bazı kavramlar zaman zaman üretiliyor. Bir kısmının da bir gerçekliği var. İşte mesela içinizdeki... Açık değil. Yapacak bir şey yok. Mustafa bakar. Hani biz de daha önce bazen bahsediyoruz. İnsanlar dünyaya geldikleri andan itibaren bazı şeyleri iyi olarak görüyorlar. Bazı şeyleri de eksik, hatalı, yanlış olarak görüyorlar. İşte anne baba tutumu var. Sosyal çevre var, ilk çocukluk yaşantılarımız var. Dolayısıyla orada birçok düşünce ve duygu ortaya çıkıyor. Ve zaman zaman tabii ki böyle küçük veya büyük, yani bunu %100 işte büyük olaylar nedeniyle bunu yaşıyoruz da diyemeyiz. Bazen küçük bir olay. Dışlanmış bir çocuksun gibi algılar üretmemize yol açar. Tabii ki bu noktada ne olur? Biz bunu bazen fark ederiz, bazen de hiç fark etmeyiz. Ama o bizde benliğin ilk oluşum anlarında önemli bir kalıp olarak, bir düşünce kalıbı olarak, bir duygu kalıbı olarak, ona eşlik eden bir davranış kalıbı olarak köklenmeye başlar, filiz vermeye başlar. İşte bu aslında işte büyüklerini memnun et, o zaman kabul edilirsin. Bazılarında işte büyüklerine karşı güçlü ol, seni ezemesinler veya hata yapma ki eleştirilmeyesin. Veya sen hiçbir zaman anlaşılmayacaksın. Seni hiçbir zaman anlamadılar gibi. Bu ve bunun gibi. Daha birçok kalıp oluşabilir. Yani kendimizle ilgili, hayatla ilgili, insanlarla ilgili, çevremizle ilgili bir kısım kalıplar oluşturmaya başlarız. O kalıpların nedeni aslında işte o değil. Çocukluk dönemlerinde oluşmuş olan hikayelerimizdir. İşte o ilk çocukla barışmak denilen şey aslında biraz o hikayeyi fark etmeyi biraz ben ifade ediyor diye anlıyorum. Veya en azından benim yorumum böyle. Yani biraz orayı fark etmek gerekiyor. Tabii aslında orada bir çocuk yok aslında. Sadece çocukluk döneminde oluşmuş bir düşünce ve duygu kalıbı var. Ama biz onu kendimiz zannederiz. Yani orada oluşan duyguyu, orada oluşan düşünceyi ne hale getiririz? Kendimiz haline getiririz. Kalsın Mustafa, bir şey olmaz. Kısmet. Böyledir. Doğal sesimizle, organik sesle konuşalım. Ne olur orada? Eğer buna dikkat etmezsek, yani o anda oluşan bir olayın bizde meydana getirdiği hikayeyi kendi hikayemiz olarak algılayıp ondan hiç şüphe etmeden bunu ömür boyu devam ettirirsek, biz artık hep o tırnak içinde o çocukla yaşarız bir nevi. Artık o çocuğun şeyi neyse, yapısı neyse, ömür boyu bununla
hayatı algılarız. Ömür boyu bununla hayatı yorumlarız. Onun gözüyle gözlemleriz. Diyelim ki o çok kaygılı bir çocuktur. Hep o kaygılı gözlerle bakarsın ama kaygını da göstermek istemezsin. O kaygıyı öfkenin arkasına saklamış olabilirsin. Çünkü kaygılı olursan zayıf olduğun anlaşılacak. Zayıf olursan insanlar sana saldıracak veya seni dikkate almayacak. O zaman sert görünmelisin, biraz öfkeli görünmelisin, biraz reaksiyon vermelisin gibi. Artık birçok hikaye onun etrafında oluşmaya başlar. Aslında o ilk oluşan benlik halindeki kalıbı yakalayabilirsek, ki bu büyük bir çoğunlukla enegram mizacımızla bağlantılı olarak şekillenir. Yani işte birisinin bir olayda bundan sonra ben hiç kimseye güvenmeyeceğim, ben çok güçlü olacağım, zaten güçlüyüm, daha da güçlü olacağım diye bir hikaye üretmesine yol açarken, benzer bir olay bir başkasında benim güvenilir kimseler bulmam lazım, bana güven hissettirecek birilerini bulmam lazım ki kendimi iyi hissedeyim. Veya işte hiç sevilmedim, birileri tarafından sevilmeliyim. Değerli olduğumu hissetmek istiyorum, birilerinin bana değer vermesine ihtiyacım var diye mizacımın zeminine göre bende bir kalıp oluşmaya başlıyor. Ömür boyu o kalıp işleyebiliyor. O kalıba işte savunma bakanlığı bağlıyoruz. O benliği savunmamız lazım hayata karşı. Çünkü o savunulmaya ihtiyaç duyan bir şey. İşte onu tırnak içinde besleyip büyütmemiz gerekiyor. Onun mentalitesine göre bir Ulaştırma Bakanlığı üretmemiz lazım, İletişim Bakanlığı üretmemiz lazım. Yani artık o benliğe göre insanlarla nasıl iletişim kurayım, nasıl davranayım, nasıl bir yaklaşımım olmalı, hayatla nasıl bir ilişki kurmalıyım gibi bir sürü hikayeler onun etrafında şekillenmeye başlıyor. Bu olunca aslında ne oluyor? Aslında biz kendimizi daha derinden bir şekilde unutmaya başlıyoruz. Yani bunu inşa ettikçe, bunu ihya etmeye çalıştıkça aslında biz gerçek kendimizden uzaklaşıyoruz. O yüzden mesela tasavvuf geleneğinde veledi tıfıl diye bir kavram kullanılır. Arapçada veya Arap geleneğinde tıfıl ya böyle bebek hali, yani böyle hani bir aylık, iki aylık, üç aylık bebek hali. Mesela onda henüz herhangi bir hikaye oluşmamıştır aslında. Dolayısıyla aslında o hiçbir hikayemizin olmadığı hale dönmeye çalışırız. O yüzden belki modern psikolojiden farkımızı ifade edecek olursak bu noktada, onlar ilk çocukla barışmaktan bahsederken biz asli çocukla barışmayı tercih ediyoruz. Çünkü o asli çocuğun hiçbir hikayesi yok. O varlık sadece. O var ve tam bir varlık. Onun bir hikayesi yok. Onun bir incinmişliği, kendine dair bir kişilik anlamında bir hikayesi yok. İşte o sevilmeyen bir çocuktu, anlaşılmayan bir çocuktu, onaylanmayan bir çocuktu. Hiçbir hikayesi yok. Dolayısıyla bizim barışmak zorunda olduğumuz veya barışmak durumunda olduğumuz bir çocuk yok aslında. Tanışmak durumunda olduğumuz gerçek kendimiz var. O saf çocukla temsil ediliyor. Yani hiçbir hikayesi olmayan. Hatta anne baba kavramından da bağımsız. Ben mesela, ilginç bir şeydir, yani annem doğum yapmış ama hasta olduğu için süt yok. Ben de her gelenden süt içmişim mesela. Hani şey kavramım yok. Annem bana niye süt vermedi?
veya işte hayır o süt versin öbürü vermesin. Kime götürmüşlerse sütü emmişim yani. Anlatabildim. Hani bir hikayem yok çünkü. Hani şeyim yok. Ya annem niye bana süt vermiyor acaba? Ben niye başkalarından süt emiyorum diye bir hikayem yok. Ama muhtemelen 1-2 yaşında olsaydım o hikayeyi üretebilirdim değil mi mesela? Hiçbir hikayem yok. Orada sadece bedenimin beslenmesine dair bir ihtiyaca binaen süt emmişim. Kimin sütü olduğu önemli değil yani. O yüzden de annemin benim üzerimde bir süt hakkı yok. Allah şükür. Dolayısıyla aslında işte o asli çocuk diyebileceğimiz, hiçbir hikayesi olmayan, hiçbir korkusu, beklentisi, işte annem bana böyle dedi, babam bana böyle dedi, babam çok güçlüsün evladım dedi veya işte çok beceriksizsin dedi, hiçbir hikaye yok. O çocuğun, o asli çocuğun hiçbir hikayesi yok. Onunla barışman da gerekmiyor, o sensin zaten. Sen o olduğunu fark etmelisin. O olduğunu fark ettiğinde aslında hayat o andan itibaren başlıyor. Aslında biz yanlış bir özneyle hayat sürüyoruz. Yanlış bir özneyle sürdüğümüz hayat aslında gerçek bir hayat değil. Yani gerçek bir hayat olmadığı için de aslında hayatımızı anlatmaya başlayınca hikaye anlatıyoruz. Yani hikaye derken boş saçma manasında değil. İşte doğmuşsun, şu olmuş, bu olmuş, biri seni anlamış, biri seni anlamamış, biri sevmiş, biri sevmemiş, biri dikkate almamış, işte kardeşler arasında kaybolup gitmişsin, o olmuş, bu olmuş. Ne anlatıyoruz? Bu anlamda hikaye anlatıyoruz. Yani deneyimimizi anlatıyoruz, kendimizi anlatmıyoruz. Hayatımızı anlatmak demek, önce gerçek özneyi tanımlamak demek. Gerçek özne ne? Ben Allah'taydım. Hani İncil'de bir ifade geçiyor, yanlış hatırlamıyorsam. Hani kelam Allah'taydı diyor. Aslında kelam aynı zamanda sensin, kelimesin. O yüzden İncil'de Hazreti İsa ile ilgili anlatılara baktığımız zaman buna dair çok şey görürüz. Hani ben ve baba biriz der. Bu biriz demek, ben de Tanrıyım demek değil. Yani ben Tanrı'daydım. Onun sonsuz ilminde var idim. Ben ve Tanrı bir idi diyor. Veya kelam Allah'taydı diyor. Kur'an'da ne diyor? Hazreti İsa Allah'tan bir kelimedir diyor. Eğer doğru anlarsak, hatta kutsal kitaplar arasında da temelde, asli noktada bir çelişki yok. Dolayısıyla nereden başlamam gerekiyor hayatımı anlatmaya? Kendimden başlamam gerekiyor. Kendim ise dünyaya dair bir hikayesi olmayan bir kendim. Yani bazen insan soruyor, ya gerçek kendim nedir? Nasıl tanımlayacağız bunu? Ben de kolaylık olsun diye diyorum ki, gerçek kendinin bu dünyayla, bu dünyadaki olaylarla bir ilişkisi yok. Oradan başla, hadi başla bakalım. Gerçek kendini anlat. Nasıl anlatabilirsin? Bak baba yok, anne yok, işte şehir yok, aile yok. Hiçbiri yok. Anlat bakalım. Kendini anlat. Bir durursun değil mi? Neden? Çünkü kendin diye anlattığın şey deneyimlerin. İşte anne buydu, baba buydu. Şöyle bir aile, böyle bir davranışlar. Annenin tavrı bu, babanın tavrı bu. İşte ben şunu hissettim, ben şunu düşündüm falan 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 böyle devam ediyoruz. Bu değil. Dur. Bir dur ve şu noktada varlığının farkına var. Dünya yok, ilişkiler yok, anne baba yok, aile yok, yaşadıkların yok, hissettiklerin yok. Bu yok demek inkar etmek değil. Onlar birer deneyim idi. Bunlarla seni tanımlayamayız. Sen de bunlarla kendini tanımlama. Bunları biz inkar ediyor değiliz. Diyelim ki annen baban seni görmezden geldiğinde sende görmezden gelinme duygusu oluşmadı demiyoruz. O bir duygu ama. Sen değilsin. Sen bütün bunlardan bağımsız bir varlıksın. Önce oradan başla. Yani hani bizde meşhurdur ya işte dinle der, işte nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun?
dikkat edin, biz nereden geldiğimizi, nereye gittiğimizi şey yapmıyoruz. Geldiğimizle gittiğimiz yerden çok neler yaşadık bunlarla meşgulüz yani. O yüzden din sana diyor ki nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun? Ne yaşadığını sormuyor aslında çok fazla tırnak içinde. Yani öncelikle onu sormuyor. Önce diyor ki nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun? Çünkü geldiğin yer aynı zamanda gittiğin yer. Mekan anlamında değil, hakikat noktasında. Yani geldiğimiz yer de aynı, gideceğimiz yer de aynı, gittiğimiz yer de aynı. O zaman buna dikkat etmelisin. Yoksa aradaki hikayeyi kendin zannedersen çok büyük bir yanılgının içine düşmüş olursun. Peki onu inkar mı ediyoruz? Yani ne yani, ben yaşadıklarımı yok mu sayayım? Bunu inkar mı edeyim? Çünkü egoya bu ağır geliyor. Dur diyor, sana acılarımı anlatayım, yaşadığım zorlukları anlatayım, nasıl bir ailede doğduğumu anlatayım, insanların tutumlarını anlatayım. Çünkü ego onunla var. Zaten bunları bırak dediğinizde duruyor. Önce diyor beni bir dinle diyor, beni anla diyor. Ben de diyorum ki ben seni anlamak istiyorum, o hikayeyi anlamak istemiyorum. O hikayeyle tanımladığım beni de anlamak istemiyorum. Ama ben niye bunu anlamak istemiyorum? Keyfi değil. Çünkü diyorum ki o hikaye seni kandırıyor. O ben sana kendini başka türlü tanıtıyor. Sen o değilsin. Bu o arayı inkar ettiğimiz, yok saydığımız anlamına gelmiyor. Ama ona çok yapışmış, onunla çok özdeşleşmiş bir benliğimiz var. Biz ondan sıyrılmaya çalışıyoruz. Ondan özgürleşmeye çalışıyoruz. Neden? Çünkü o bizim balığımız. Yani o bizi yutan bir balık aslında. O bizi yutan bir balık. Şimdi bazen insanlar diyor Yunus'u balık yutmuş, nasıl yaşamış? Ya konu balık değil, hangi balık olduğu da değil. Sen bir şeyin içindesin ve o senin varoluşunu, bakın, yok etmiyor, örtüyor. Yani düşünün, mesela balığın karnına girmiş olsanız gözlerinizle göremeyeceksiniz. Balığın gözleriyle göreceksiniz. Değil mi? Balığın gittiği yere gideceksiniz. Balığın yaptığı şeyleri yapıyor gibi görüneceksiniz. Nedir bu? Bir şeyin içinde kaybolmak. Daha doğrusu bir şeyin içine sıkışıp onun tarafından yutulmak aslında. Bu çok güzel bir şeydir. Veya bazen işte böyle bazı büyük yılanlar vardır. Bir hayvanı yutar. Yani hayvanın şekli şemaili bile görünür. Ama yılanın içindedir. Hatta bununla ilgili birçok böyle doğuda batıda böyle mitolojiler, hikayeler de vardır. Hatta böyle hani şeffaf bir yılandır ama içindekini görürsünüz ama o yılan tarafından yutulmuştur. Bütün bunlar aslında neyi anlatıyor? Bir şey tarafından kuşatılmışız. Bir şey bizi içine çekmiş gibi. Ben kendimi anlatırken ne anlatıyorum? Mardin'de doğdum, 1967'de doğdum. İşte annem babam böyleydi, bu kadar kardeştik. İşte böyle davrandılar, beni anlayan hiç olmadı. Hiç sevildiğimi hissetmedim. Başlıyorum hikaye anlatmaya. Ne olmuş aslında burada? Gerçek İsmail'i bu hikaye yutmuş aslında. Ben o hikayenin içinde oluşan, o hikayeyle oluşan bir varlık olduğumu zannediyorum. Bu ne demek? O hikaye beni yutmuş demektir. Yani ben bir balık tarafından yutulmuşum demektir. İşte Hazreti Yunus balığın karnında miracını gerçekleştiriyor. Değil mi? Balığın karnında miracını gerçekleştirmek ne demek? Senin o izafi, sahte, özdeşleşmiş olduğun benlikten hakiki benliğe, hakiki kendiliğe yolculuk yapıyorsun. Ve
o balıktan, o balığın karnından kurtuluyorsun. Yaratılış ağacının dibinde huzura eriyorsun. Huzuru buluyorsun. Ama huzuru balık bulmuyor, sen buluyorsun. Biz balık olarak huzur bulmaya çalışıyoruz. İşte balık mesela ne yapar? Ancak sulu yerde yaşayabilir. Kendine göre bir hafızası vardır. Kendine göre bir algısı vardır, değil mi? Onunla hayatı yaşar. Balık o yaratılış ağacının altında huzur bulabilir mi? Bulamaz. Ama o balığın içindeki insan, yani Yunus, o balığın içinden kurtulduğunda ve bakın dikkat edin. Burada Hazreti Yunus balığı mı suçluyor? Yok, değil mi? Bak böyle bir şey yok. Konu balık değil yani. Konu senin balığın içinde girmiş olman. Onun tarafından yutulmuş olman. O yüzden biz kimseyle kavga etmiyoruz. Zaten içimizdeki o tırnak içinde oluşmuş çocukla da kavgalı değiliz. O yüzden barışmaya da gerek yok, ihtiyacımız yok. Biz hepsini görüyoruz. O ilk çocuklukta oluşan hikayeyi de görüyoruz. O ilk çocukluk döneminde oluşan korkuları, beklentileri, hikayeleri hepsini görüyoruz. Ama onlar olmadığımızı fark etmeye çalışıyoruz. Ama içimizde bir şey sanki onlarmışız gibi. Sanki o yaşadığımız aile, ortam, olaylar, yaşadığımız şeyler beni oluşturuyormuş gibi hissediyoruz. İşte bu yanılgıdan özgürleşmektir farkındalık. Yoksa çok bilgi edinmek değildir. Ayrışmaktır bütün hikaye. İşte bahsettiğimiz Hazreti Peygamber'in Hira'daki süreci de budur. Yani Hira'da Peygamber, yani Muhammed, Hatice'nin kocası değildir. İşte şu çocuklarının babası değildir. İşte Mekke'nin El Emin olarak çağrılan kişisi değildir. Muhammed Allah'la tanımlanan biridir. Sen de böylesin. Hepimiz böyleyiz. Biz Allah'ı birliyoruz ama kendimizi çokluyoruz. Yani tevhid nedir? Allah'ı birlemek diyoruz. Tabii doğru. Peki sen kendini birliyor musun? Yani sen bire aidiyetinin farkında mısın? Ben kime aidim? Ben anne, baba, soy, sop, hiçbirine ait değilim. Ben Allah'a aidim. O zaman kendim de o tevhidin dairesine girmiş oluyorum. Ama şöyle annem var, böyle babam var. O beni sevdi, bu beni sevmedi, bu beni anladı, bu beni anlamadı. Hikaye uzuyor. Sen nerede kaldı tevhid? Nerede kaldı birlik? Onlar deneyimler. Bu kadar. Daha fazlası değil. Sen neye nispetle kendini tanımlayacaksın? Hakk'a nispetle. Allah bir, ben de o bire aidim. O zaman tevhid gerçekleşir. Yoksa Allah bir. Allah bir de ne oluyor ki sana işte? Hani sen gene çokluk içinde kaybolmuşsun. Onlarca, yüzlerce, binlerce duygunun içinde kaybolmuşsun. Bir sürü hikayen var kafanda. Mutlu olmak için bir sürü hikayelerin var. Seni anlayan insanlarla ilgili hikayelerin var. Ne güzeldi diyorsun. Dedem beni anlardı ama öldü diyorsun. Öbürü anlamadı diyorsun. Öbürü böyle yaptı diyorsun. Hikaye bitmiyor. Sen nesin? Sen bunların toplamından oluşmuş bir çokluksun. Ne oldu? Allah bir ama sen çoksun. O zaman hakikat gerçekleşiyor mu? Gerçekleşmiyor. Allah bir, ben de bire aidim. O yüzden bir alimin ifadesi var. Şu an tam hatırlamıyorum da. Diyor ki, biri bil. Başka bilmekler önemli değildir. Biri sev. Ondan başka hakiki sevgi kaynağı yoktur. Biri gör. Başka görmekler ikincil derecededir.
İnsanlar beni anlamıyor. Tamam, anladık. İnsanlar beni anlamıyor. Beni de anlamıyor. De problem ne? Bak sen insanların içinde kayboldun. İnsanlar beni anlamıyor ama Allah beni anlıyor. Bak ne kadar her şey anında oturdu. İnsanlar beni anlamıyor. Allah yollarını açık etsin. Ne olacak? Allah beni anlıyor. Bitti. İnsanlar beni sevmiyor. Canları sağ olsun. Onların süreci. Canları cehenneme demene gerek yok. Onların süreci bu. Allah seni seviyor. Sevmiş de yaratmış. Sevgiyle yaratmış, severek yaratmış ve senin kalbine hakiki anlamda da sevgiyi koymuş. Sen sevginin dilencisi olmak için yaratılmamışsın ki. Hangi peygamber var sevgi arıyor? Var mı öyle bir peygamber? Kıssalarda var mı? Yok. Sen arıyorsun. Peki sen mi doğru bir istikamet üzeresin yoksa onlar mı? Yani Allah bizi şunun için mi gönderdi? İşte dünyaya gidin, sizi sevecek bir insan bulun, ancak öyle mutlu olursunuz. Var mı böyle bir şey? Yok. Hatta tam aksi bir şey var bazen, değil mi? Kimse tarafından sevilmeyen, onaylanmayan, kardeşleri tarafından kuyuya atılan, iftiraya uğrayan, haklı olduğu görüldüğü halde cezalandırılan, fakat peki Hazreti Yusuf nasıl bunların üstesinden gelmiş? O peygamberdi. Bak böyle saçmalıkları bırakmamız gerekiyor. O peygamberdi değil. O hakiki insandı o yüzden. Yoksa o peygamberdi. O zaman kitabı kapat. Ne işimiz var ki kitapla? Asarız. Çok güzel. Peygamberler serisi yaparız. Peygamberler bir tarafta, sen bir taraftasın. Öyle olur. Zaten öyle oluyor. Allah Kur'an'da sizin için onda, onlarda bir örneklik vardır dediği halde biz halen peygamberden veya diğer peygamberlerden bir şey dinlediğimiz, okuduğumuz zaman o sahte benlik bize hemen şunu fısıldıyor. Onlar peygamberdi. Peki sen nesin? Sen nasıl bir varlıksın? Eğer onlar insansa sen neredesin? Halbuki sen onlar gibi bir insansın. Onların örnekliği ve işareti ve kılavuzluğu üzerinden bir yol alacaksın. Ama bunu anlamamız gerekiyor ki tabii ki o yolu alabilelim. E şimdi Hazreti Yusuf bütün bu olaylar karşısında nasıl ayakta durdu? Çünkü biri biliyor, biri tanıyor. İnsanlar haklı olduğu halde ona haksız muamelesi mi yapıyor? Olabilir. Bu yaratılış düzleminde insanların yanlış ve sahte bilinçleriyle ilgilidir. O bakıyor, ben haklı mıyım? Haklıyım. Allah da bunun deyim yerindeyse farkında mı? Onun sonsuz ilminde bu var mı? Var. Tamam, sorun ne? Sorun yok. Kimin için sorun yok? Gerçek anlamda Allah'ı birleyen için ve kendini de bakın sadece ve sadece ona ait gören için. Ya yok beni eşim de anlamalı. Nereden çıkarıyorsun? Anlamamalı mı? Bak onu da demiyoruz. Bak çelişkilerin içinde gitmemeliyiz. Ya eşim beni anlasa iyi olmaz mı? Ben kötü olur demedim ki. Ama eşim beni anlamıyor diye bu benim problemim olmayacaktır. Anlatırım. Anlamıyorsa anlamıyordur. Ona ait bir şeydir. Kardeşim anlasa iyi olur. Hoş olur. Annem babam anlasa çok iyi olur. Ama anlamasa bu onların problemi. Ben bunu niye problem ediyorum? Anlamalı. Niye? Çünkü içindeki o sahte ego bunu istiyor. Hakiki kendiliğin olduğunda ya dersin ki anlasa iyi olur. Ama şu an beni yanlış anlıyor. Onun meselesi, onun süreci bu. Onun sürecine de saygı duyuyorum. Ona ait bir şey, ne yapabilirim? Hani Allah da beni zaten buna zorlamıyor, git onu düzelt de demiyor. E beni de Allah anlıyorsa sistem...